Grup 20 olarak lead time, cycle time, tag time ve throughput metrikleri anlatacağız. Grubumuz 3 kişiden e, oluşuyor ve grubumuzda developer olarak Ege Ertem, product owner olarak Alpenli ve Scrum Master olarak Arda Ciraf yer alıyor. Bizim konumuz nedir ve neden önemlidir? E, konunun aslında genel adı Kanban'dır. Kanban bir süreç içerisinde hareket ederken iş yönetmek için kullanılan görsel bir sistemdir. Kanban'ın asıl amacı bir iş zincirinde iş akışının hızlandırılmasını sağlamaktır. Kanbanın içerisinde belli metrikler alır ve bu metrikler iş sürecini hızlandırmak ve iyileştirmelerinin işe yarayıp yaramadığını kontrol etmemizi sağlar. Bu dediğimiz metrikler aslında bizim konumuz olan cycle time, lead time, throughput metrik ve tag time'dır. de göreceğiz üzerinde aslında bu metrikler görsellendirilerek bizim daha rahat anlımımızı sağlıyor. Kısaca özetlemek gerekirse bu metrikler, sayesinde belli karşılaştırmalar yapılabilir ve bu iyileştirmeler yapabilir. Bu da bizim aslında iş akışını hızlandırmamızı ve e, işin en verimli şekilde olmasını sağlamaktadır. Birinci metremiz lead time'dır. Peki lead time nedir? Lead time bir talep geldiği andan itibaren o talebin gerçekleştirilip e, teslim edilene kadar geçilen zaman temsil etmektedir. Aslında talep başlayıp sonra o iş tamamen bitince hani o işin bizde olan kısmı bitince lead time da bitmiş olur. Ee, diğer bir de işe e, ise e, bir talep gelir. Bu an itibaren lead time süresi de e, başlar. Sonra belirli bir süre geçer. O iş yapılmaya başlanır. O iş tamamlanmış olduğu zaman ise lead time da tamamlanmış olur. Peki cycle time nedir? Cycle time e, lead time içerisinde aslında bir sürü proses olabilir veya tek bir proses olabilir. Cycle Time'da orada e, genel prosesin içindeki küçük proseslere temsil eder. E, Türkçe adı çevrim zamanıdır ve her zaman e, Cycle Time her zaman Tuck Time'dan düşük olmak zorundadır. Bunun sebebi ise Tuck Time aslında müşterinin bizden e, üretilmesini istediği süre olduğu için yani bizim de e, Cycle Time'ı Tuck Time'a göre ayarlamamız gerekir. Bu sayede müşterinin talepleri tam e, istenilen zamanda ve verimli bir şekilde gerçekleştirilme olur. Eee Cycle time ile lead time arasındaki öbür fark ise lead time talep geldiği an başlar. Cycle time ise işe o proses başlandığı an başlar. Yani aslında lead time'dan daha sonra başlamış olur. E, cycle time o iş üzerine ne kadarlık yani o küçük prosesteki aslında tam ne kadar bir süre çalışıldığını ölçmüş olur. O iş tamamlandıysa hem cycle time hem de lead time tamamlanmış olur. E, son olarak... E, Tak time nedir? Tak time aslında dediğim gibi bizim müşterinin bizden istediği hani e, ürünlerin ve herhangi bir işin gerçekleştirilmesini istediği süredir. Mesela örnek olarak e, müşteri bize e, 3000 arabayı 5 günde istiyorsa biz hani o 5 güne göre mesela 5 günde en verimli şekilde vardiyalara göre her şeye göre o değişiklik gösterir e, gösterebilir. E, ona göre cycle time ve lead time'lar ayarlanır. Proseslerinin ne kadar sürede yapılması gerektiği için. Tak time yani kısaca time üretimde ürünlerin üretilme hızını ifade etmektedir. Aslında müşterinin istediği zamandır. Hani bizim istediğimiz zaman değildir. Ve her zaman ee, cycle time ve lead time tak time'a göre ee, belirlenir. Yani tak time, cycle time, tak time'ı geçerse ee, veya lead time'ı geçerse bu işlem hani verimli bir şekilde karşılanmamış olur. Ayrıca da müşterinin memnuniyeti sağlanmamış olur. Ayrıca da talepler ee, karşılanmamış olur. throughput Matrix nedir? Ben de biraz bunlardan bahsedeceğim. Eee Kanban'da throughput e, belirli bir süre boyunca aslında teslim edilen iş miktarına denir. Aslında throughput dediğimiz şey bir projenin sonunda ne kadar iş veya ilerleme kaydettiğimizi gösteren bir ölçüdür. E, bu ölçüde e, her ne kadar bir işe başlanmış olsa da eğer o iş tamamlanmamışsa çıktı olarak bu sayılmaz. E, ve bu throughput metrikler aslında ekibin performansını değerlendirmek ve e, kapasitesini belirlemek açısından e, veriye dayalı olarak gayet efektif bir şeydir. E, tipik olarak kanban iş hacmi verileri bir çubuk grafikte veya histogramda görüntülenmektedir. Bu şekilde de örneğin histogramda üretilen e, histogramda üretilen iş verilerinin e, dağıtım sıklığını görselleştirmeye yardımcı olmaktadır. E, burada bir grafik verdik cycle time ve lead time'ı daha rahat anlatabilmek için görsel olarak. Örneğin mesela bir ürün girdiğinde bir fabrikaya proses A, proses B ve proses C'den geçmektedir. Proses A'dan başlayıp proses C'den bitimine kadar olan süre e, tamamı lead time olarak algılanmaktadır. E, aynı şekilde bir lead time'ın içerisinde çok fazla cycle time olabileceği gibi sadece bir tane de cycle time olabilir. Bu örnekte e, birçok cycle time vardır ve o cycle time'lardan biri örneğin proses A'nın bir kısmından proses B'nin başlangıcına kadar olan süreci kapsamaktadır peki biz bu metrikleri hangi alanlarda ve nerelerde kullanabiliriz günlük hayatımıza da nerelerde karşımıza çıkıyor örneğin bir restorana gittiğimizde en basitinden bir yemek siparişi verdiğimizde siparişin hazırlanmasından önümüze gelene kadar geçen süre bu siparişin lead time'ıdır aynı şekilde bir maraton koşucusu birçok tur olan bir koşuda bir turu tamamlaması onun cycle time'ıdır bu şekilde birçok cycle time vardır içerisinde ve bunun lead time'ı ise o maratona başlamasından maratondaki son turu tamamlamasına kadar geçen süredir lead time'ı. Aynı şekilde tak time ise tak time'a göre cycle time ve lead time'ı biz minimize ediyoruz. Ve bir trafik akışı üzerinden de düşünecek olursak bir yolun belirli süre içerisinde oradan kaç araç geçtiğini sayarsak bu o yolun aslında bize throughput'unu vermiş olur. Günlük günlük hayat örnekleri dışında aynı zamanda şirketler üzerinden de birkaç örnek verdik. Bunlardan birincisi Turkish Airlines örneği. Diğer örnekte Starbucks örneği, onu da Ege arkadaşıma anlatacak. Ve e, örneğin Turkish Airlines'da lead time, THY'de bir yolcunun rezervasyonundan bagaj tes bagajını teslim alana kadar geçen süreye denilir. E, burada tuck time aslında e, THY'nin e, planladığı süreçtir bir uçağın planlanan uçuş süresi buna örnek verilebilir. Dediğimiz gibi cycle time birçok cycle time olabiliyor lead time'ın içerisinde. Bunlardan sadece bir tanesini örnek verdim. O da mesela bagajın yüklenmesinden inmesine kadar geçen süre olabilir. TTH'ye de belirli bir zamanın zaman diliminde gerçekleştirilen uçuş sayısında da onun throughput'u diyebiliriz. Temsil eder diyebiliriz. Ben de şimdi Starbucks örneğiyle devam edeceğim. Mesela Starbucks'a gittiğinizde siparişi verdiniz. Sipariş verdiğiniz andan başlayan süreden siparişin elinize geçene kadar geçen süreye lead time denir. Takt time ise ürünün hazırlanma süresidir. Takt time, lead time'ı geçerse müşteri eminiyeti düşer veya buna benzer problemler oluşabilir. Cycle time ise bu örnekte mesela kahve şekerinin tozu dönüşmesi bir cycle time'ı tem temsil eder. Veya kahve tozunun demir kahve haline gelmesi bir cycle time'dir. de bahsettiği gibi, lead time içinde birden fazla cycle time <laughs> bulunabilir. Throughput izi Starbucks'ta belirli bir zaman diliminde hazırlanan kahve veya sipariş sayısını temsil eder. E, uzaktan ve fiziksel çalışma'nın metrikleri farklı etkileri var tabii ki. Örneğin uzaktan çalışırken fiziksel anlamda çalışma alanında bulunmadığı için işin nasıl ilerlediği, alınan ürünün veya hizmetin kalitesinin son ana kadar anlaşılamaması gibi handikaplar, güven eksikliği oluşturmaktadır. Örneğin yemeğe gidip almak yerine sipariş verdiğimizde sipariş kuruluşu sebebiyle yeni bir cycle time eklenir. Yani metriklerde değişiklikler olur. Bu sebeple müşterinin yemek bekleme süresi artabilir. Ek olarak kuryenin maliyeti sebebiyle uzaktan siparişlerde maliyetler farklılık gösterebilir. Geç ulaştıran siparişler sebebiyle müşteri memnuniyeti azalabilir ve bu, bu, <laughs> bu sebeple e, bunun kazancı negatif etkileri olabilir. Fakat aksi takdirde e, bu prosesin iyi yönetilmesi, mesela kurye sayısının artırılması, aşçı sayısındaki artış veya merkezi bir yerde e, kurulması restoranın e, kazancı gerçekten büyük anlamda pozitif etkileri olabilir. Bu alandaki en başarılı öncü şirketlerden bir tanesi Toyotadır. Fakat müşterinin taleplerini ve zamanda ve istenen şekilde karşıya karşılayan bir birey veya kuruluş başarılı olarak kabul edilebilir. dinlediğiniz için teşekkür ederiz.